Erdoğan'ın benim senaryomun aksine Mayıs'ta yeniden seçim kazanıp Cumhurbaşkanı olduğu her senaryoda Türkiye batmaya mahkum. Buna rağmen bir döviz kıtlığı var, piyasada bir sıkıntı var. Bunu sebebiyle biz çözemiyoruz. Yani enflasyonda sınıfta bıraktığım gibi okuldan atarım. Cari açıkta 2 veririm 5 üzerinden. Yani kalmaz ama çok zorlandığı bir dönem. Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Sevinç, seni görmek çok güzel. Buradan bütün mesele ekonomi izleyicilere sevgilerimi sunuyorum. Bizi evinizde arıyorsunuz, çok teşekkür ederiz. Elin çok naziksiniz. Bütün izleyicilerimi evimde ağırlamak isterdim. Atiye Bey, geçmeden kısa bir şey so sormak istiyorum. Biliyorsunuz Netflix, Serhat Peker'e teklifte bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu... Trollesem kimse inanmaz sosyal medyada ama oluyor. Bence doğru yapmışlar. Şu anda Türkiye'de en ilginç karakterlerden biri. İyi veya kötü anlamında söylemiyorum ama... E, ...gerek hitabet tarzıyla, gerek şahsi geçmişi ve gerek bildikleriyle... ...bence tam dizi haline getirilebilecek e, nadir... ...işte bunlar İngilizce'de anti -hero. Yani hani filmin baş oyuncusu da kahraman değil. E, bir kötü adama, Scarface falan akla geliyor böyle biraz. E, bence çok başarılı bir proje. E, i̇nşallah... ...yaparlar ve bence çok yani... ...Türkiye'den çıkan en faydalı yayınlardan biri olabilir. Bu arada asıl tabii... ...söylenmeyen... ...Siyah e, ile Mossad'dan Serhat Peker hakkında... ...dizi yaptı da biz bilmiyoruz. E, Onların gidip ona orada ufak bir sohbetler... ...geçirdiğinde yüzde yüz eminim bu arada. O yüzden e, kim... E, ...Türkiye'de kirli işlere... ...karışmışsa herkes elinde dosya var. Seçimlerden sonra cımbız. Atiye Bey şimdi daha... E karamsar, daha moral bozan konulara gelmeden güzel bir şeyden bahsedelim. Biliyorsunuz ara tatil yaklaşıyor. Campikis'ten de büyük bir karne kampanyası başladı. Ara tatilde özel İngilizce eğitim e hediye edebilirsiniz çocuklara. Tam %20 indirimli. 12 aylık abonelerde ise 6 ay bedava. Ne diyorsunuz? Siz de biliyorsunuz bu kampanyayı. Evet, e ben de Kemil'le çalışıyorum. Her şeyden önce yani küçük hani maddi anlamda hayatta kalmaya çalışan bir içerik üreticisi olarak Cambly'e minnettarım. Hakikaten çok büyük maddi destek veriyor. Onun da ötesinde 33 yıldır bu meslekteyim. Evime getirdiğim ekmeğin yarısı, ekonomi, finans bilgisi yarısı yani da çok iyi. Hani çok İngilizce. <laughs> o, o tartışma konusu çok iyi İngilizce. Birazcık Almanca bilmemden kaynaklanıyor. Çok iyi bir İngilizce. Yalnız Türkiye'nin dünyanın her yerinde size çok iyi para kazandırır. Dolayısıyla ben de hakikaten torunlarım ABD'de yaşıyor ama Türkiye'deki torunum olsaydı böyle bir hediye verirdim. Benim çocuğum sizin torunu sayıyor. O zaman bir hediye bekliyorum. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Getir keratayı, el öptür <laughs> <laughs> Şu anda Campy Kids'te ilk 1500 çocuğa özel 12 aylık aboneliklerde eklerde yüzdeye indirim fırsatı var. Altayı bedavaya giriyor. Çocuğunuza ömürlük bir yatırım yapmak için herkese tavsiye ederim Campy. Link'de aşağıda da açıklamada ve linklerde her türlü şey bulabilirsiniz bilgiye. Dersler tam 30 dakika. Ee, bu çocukların ihtiyacı olan ve dikkatini verimli bir şekilde verebileceği süre olarak belirlenmiş. O Başkası zaman yok. herkese iyi bir İngilizce eğitim için fırsat Peki. veren kampiye teşekkür ederim. Evet. ATV başlayacak mı? Tabii ki. Devlet Bahçeli Mayıs'ı telaffuz etti. Aa. Artık Bahçeli dediğine göre zaten 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordu ama resmi süreç artık biraz daha hani, süreç ilerlemeye başlayacak yani resmi olarak resmi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimi işte 14 Mayıs'ta, 7 Mayıs'ta yapıyoruz dediğin duyduğumuz andan itibaren ekonomide ciddi bir değişiklik görecek miyiz sizce piyasalarda? Ekonomi derken piyasalar kastediyorum. Ekonomide de göreceğiz, piyasalarda göreceğiz. İki birbirine zıt unsurun devreye girdiğini göreceğiz. Finansal piyasalardan başlayalım. Orası çok daha basit. Orası çok karışacak. Özellikle benim tahmin ettiğim gibi ay sonunda altılı masa, ortak koalisyon protokolü ve ekonomi programını açıklar. Şubat'ın ilk yarısında da ortak aday deklare ederse e, şu anda benden ama kimsenin inanmadığı muhalefetin kazanma şansının oldukça yüksek olduğu ortaya çıkacak. Şimdi Türkiye'de Erdoğan iktidarı kaybetmesiyle birlikte her şeyini kaybedecek çok insanlar var. Bu insanların yavaş yavaş double tüyaj, çifte tüyaj dediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Uçacak mı kuş? konuşmaya başladıklarını göreceğiz. İkincisi bunun tersine çalışacak faktör. Eğer anketler benim burada izah ettiğim tahminlere uygun devam ederse yani altılı masa oyları yükselmeye devam etse bu sefer yabancıların e, belki içeride değil ama CDS ve Eurobondlarda pozisyon alıp orada fiyatlı CDS fiyatlarını düşürüp Eurobond fiyatlarını yükselttiğini göreceğiz. İş dünyası açısından tam bir kabus abi. Hele yani işte bir örnekle açıklarsam daha iyi olur. Mart sonu seçim tarihi açıklanmış. 14 Mayıs. İçeriye acayip gelir pompalanıyor. Ama sen üretmek için daha fazla ham madde alacaksın, yatırım yapacaksın, fabrika kapasiteni büyüteceksin, işçi alacaksın, memur alacaksın filan. Ulan ya Erdoğan seçimi kaybederse arkasından istikrar programı geliyor. <laughs> ya da ya Erdoğan ya da ya Erdoğan kazanıp ya arkadaşlar ya, ya, ya kandırmışlar bizi. Böyle olmaz. Nurettin'cim sen biraz dinlen deyip bütün politikaları ters edersek etmek zorunda kalacak ya da Türkiye batacak. Yani bir iş insanı olarak çok zor bir durumdayız. Bilemezsin yani tamam bir bu, tabii ki bu aşırı iç talepten yararlanmak için yatırım yapmak işte istihdam filan arttırma içgüdün var. İkincisi ya bunlar iki ay sürebilir be kardeşim. Sen şey yani... 10 milyon dolar yatırdın. Fabrikada şeyini teknolojiyle yeniliyorsun. 100 kişi aldın. Aa seçim dönemi geldi. O yüzden açıkçası o dönem oynaklığı çok yüksek bir dönem olacak. Bence Türkiye'dekiler açısından CHP'li de olabilir, AKP'li de. Eğer muhalefetin kazanılacağı anlaşılırsa ekonomi durur. Çünkü şimdi ortada bir siyaset ve partizanlık var. Bir de ya 20 yıldır alışmıştık bu adamı. Nasıl iş bitireceğimizi biliyorduk. Ulan bunlar kurallardan filan, adayetten kurallardan filan dur bakalım. Wow etkisi olacak. Eğer muhalefetin seçim kazanma şansı olduğu ortaya çıkarsa kesinleşmesi de şart değil. Acayip. Belki swap yoluyla da yurt dışından para girmeye başlayacak ve pek çok e, uluslararası şirket gelip Türkiye'de yatırım fırsatları kollamaya başlayacak. Son şunu sormak istiyorum bu aynı konu. Şimdi geçmiş seçimlerde benim hatırladığım kadarıyla eee seçime yaklaştığında özellikle işte birkaç tane çok itibarlı şirketin Erdoğan'ın önünde göstermesiyle birlikte borsalarda rar oldu. Şunu anladık muhtemel kazanacak piyasa işte Erdoğan'ın evet. kazanacağı zaman. Bu sefer acaba tersi mi olacak diyorsunuz? Bence tersi olacak. Çünkü şimdi açıkça konuşalım tamam muhalifiz falan ama yani 2016 meşhum darbe girişimine kadar Türkiye Eko, Erdoğan ekonomik anlamda bu ülkeyi çok iyi yönetti. Yani sen istiyorsan CHP'li ol, istiyorsan tipli ol. Adam sana meşru yollar, makul politikalarla para kazandırıyor. Türkiye'yi büyütüyor. Şudur budur. E tabi yani bir yandan bağırırsın gitsin diye bir yandan oy verirsin. Ama artık yani bence Erdoğan'ın en yakınındaki iş kesimi bile gördü ki yok yani bu iş yürümeyecek. O yüzden Erdoğan'ın kazanacağının anlaşılması bence ciddi bir hasar. Bir şey daha var yani. Bu hiç konuşmadığımız bir senaryo var. Açıkçası ben de bilmiyorum. Belki ayrı program yaparız. Anketlere bakıyorsun Erdoğan işte Kılıçdaroğlu, İmamoğlu neyse kimse onun önünde kaza, iki cürde kazanacak belli. En azından üstüne bahse girmeye de ama parlamento elden gidiyor o zaman ne yapacak? kimse böyle bir çalış sistemi nasıl çalışacağını bilmiyor Semih. Ya bir iki örnek vereyim sana. Tamam Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı o yine işte gece arası kararını yönetiyor. Bütün komisyonlar muhalefete geçti. İlk yapacaklarını biliyor musun? Kit defterlerini ve bütçeyi denetlemek ve sayıştaya yeniden her şeyi denetleme etkisi. <laughs> bir ay içinde burası karışır. Türk de çoğunluğu ele geçiriyorlar. Değil mi? Tabii. En önemlisi bütçeyi onaylamazlar. Harcayamazlar Erdoğan. Vallahi Türkiye yani hani demokrasi açısından iyi, Türkiye açısından felaket bir senaryo olur. Medya açısından da iyi olur. Konuşamaz. Medya... <laughs> <şu> Oo ben <laughs> tabii ben ya yani zaten ben hep win, -win yani. Win -win. <laughs> hep win-win. Çünkü ben kripto AKP'liyim. Herkes biliyor bunu yani. Bakan Nebati demiş ki, bu da hayırlı olsun Türkiye ekonomik modelinin birinci senesi. Biz dün kutladık eşimle birlikte şampanya, pardon özür dilerim şalgam, <laughs> pardon yanlış iktidar, yanlış iktidar. nasıl? Şalgam ve tıklama eşliğinde, mıhlama eşliğinde ise <laughs> evet. bütün sabah, bütün sabah kadar parti yaptık. Şimdi Nebati Bey dinleyince müthiş bir tablo çıkartıyor ortaya. Evet. Ee, gerçekten çok iyi başarılı, birçok sorun çözüldüğü atığım yaptığımız, dünyanın çok zor olduğu, çok zor günlerden geçti bizim çok başarılı bir performans yaşadığımız bir sene olmuş Nevati Bey'e göre. Sizden önce kısaca bir genel değerlendirme alayım. Tamam. Türkiye ekonomik modeli ilk senesi nasıl geçirdi? Şimdi bir Türkiye ekonomisinin performansı büyümede tamam. A ya da 5 veririm 5 üzerinden. Enflasyonda sınıfta bıraktığım gibi okuldan atarım. E, cari açıkta 2 veririm 5 üzerinden. Yani kalmaz ama çok zorlandığı bir dönem cari açığın ve kurun yönetimi konusunda ise e, öğrenciyi kopya çekmekten okuldan atarım. Çünkü tamam becerdik ama o kadar aptalca yöntemlerle yaptık ki e, çok ağır bir maliyeti oldu. Ve en kötüsü maalesef karnelerde yer almayan bir not tarihsel bir yoksullaşma içindeyiz yani. Yani e, bunu karneye nasıl notlandırayım, nasıl koyayım bilmiyorum. Bu Türkiye ekonomisinin performansı. Ben e, muhalif olurken yalnız siyasi ve ee, ideolojik mülahazara değil, bir ekonomist olarak bu manzaraya katlanamadığım için de muhalifim. İkincisi, yani milli ve yerli ekonomi modeli e, Türkiye'ye en çok zarar veren unsurlardan biri haline geldi. Ya kardeşim, neydi milli ve, ekonomi, milli ve yerli ekonomi modelinin şeyi? E, yerli üretim yapacağız, kaliteli üretim yapacağız, daha fazla ihracat yapacağız, ithalatımızı azaltacağız. Bu sayede döviz fazlamız oluşacak, Türk lirası değer kazanacak. Bakalım. Kasım itibariyle 50 milyar dolar yakın açık vermişiz. Cari açık vermişiz. Hükümet her gün böbürleniyor. İhracat şöyle patladı, böyle patladı diye. Bir patlamadı. Yılın ikinci yarısına itibaren çok ciddi bir yavaşlama var. Ve hatta zannederim Aralık'ta da yıldan yıla büyüme sıfıra düştü. İkincisi, tarihin en büyük dış ticaret açığını ver. Yani ithalatımız daha da hızlı patladı. Ve bu yalnız enerji açıklarından dolayı değil. Yani yerli ve milli ekonomi modelinin esprisi, ruhu yerli malı hikamesiyken değil artık. O kadar pahalı hale getirdik ki yerli üretimi. insanlar yabancı malı ikamesi yapmaya başladılar. Türkiye'de daha kaliteli üretim yapılıyor mu? Yok yani bu hani varsa söylesinler bana. Herhangi bir majör endüstride e, Türk malı daha kaliteli hale gel, geldi diye ben objektif bir kriter bulamıyorum. Çünkü yine aynı şekilde son rakama bakmadım ama son birkaç yılda bu Berat Albayrak'la işte altyapısı çatılan milli ve yerli ekonomi modelinden beri bizim ihracatımızın kilo başına değeri bir buçuk dolarlardan 1 dolara geriledi. Bunun istihdama da yansımaları var. Dünyanın her yerinde daha çok eğitimli insan ortalamada kendinden daha az eğitimli olan bir, aynı branşta daha az eğitimli olan birine göre daha çok kazanıyor. Bizde artık o kadar kalitesiz ve ucuz mal üretiliyor ki, üniversite mezunları, lise mezunları, ortaokul mezunları arasındaki maaş farkı ikincisinin lehine daraldı. Yani üniversite mezunu olmak para etmiyor. Çünkü kimsenin o bilgiye ihtiyacı yok. Ya sen sonuçta gidip var diye yöneteceksin abi. Bizi bu hale getirdi milli ekonomi modeli. Bu, bu modelde kaldığımız her yıl mesela Erdoğan'ın benim senaryomun aksine Mayıs'ta yeniden seçim kazanıp Cumhurbaşkanı olduğu her senaryoda Türkiye batmaya mahkum. Türkiye'yi fakirleştiren ve Türkiye'nin çok kaynaklarını atıl bırakan, kullanılmaz mı nerede olan bir şeyle, bir modelle Başa çıkıyoruz, bak uğraşıyoruz. Bütün dünyada yani global tedarik zincirleri kırılıyor, globalleşme yerini bölgeselleşme ya da ittifaklar arası globalleşmeye bırakıyor. Bunun getirdiği sıkıntılar ve sancılar yaşanıyor, maliyetler artıyor, şubo oluyor. Ee, biz hakikaten Avrupa'nın tedarik merkezi olabiliriz. Yani biz sosyal gelişme anlamında değil. Amerika'nın Meksika'sı olabiliriz. Yani Türkiye'de nüfusun yarısı Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerde çalışabilir. Bir yarısı da turizm ve Avrupa'ya hizmet satarak kazanabilir. Bu kadar bu kadar basit bu iş. Ama bunu da beceremiyoruz. Gelmiyor kaç tane tedarik zinciri. Yani son 10 yılda biz son 10 yılda işte dizilerimiz hakikaten çok başarılı. Birkaç getir gibi yeni girişim Yenisi. çıktı. Evet ama Genel olarak baktığımızda Özal'dan kalan ya da 90'larda gümrük birliğiyle ile dış ticaret gamımıza kattığımız endüstrilerin yanına hangisini ekleyebildik ya? Yani? Peki son olarak Bakan Nevatin bir açıklaması ya bu kısım kapatacağız. Kişi başına düşen milye gelirin bu yıl 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 12 bin üzerine çıkar mı yılında kişi başı gelirimiz? Ya abi yani Herhalde, emin, tabii eminim bakan Nebati hiçbir şekilde falakayı yememiştir. İnşallah yemezdi ama yani... 10 bin dolar değil mi? Yüzde 20 mi çekmiş dolar? 10 uzun. bin de Ben, ben hani iyi, ben yanlış... Ya olur hani doları çok baskılar, nominal milli gelir arttırırsan olur. Hiçbir anlam ifade etmez ya. Bu hakikaten yani bu... Türk'ün Türkiye propagandası diye rahmetli Ufuk Güldemir'den kaynaklanan bir terim galiba. Ee, Bence artık halkı değil, kendilerini ve Sayın Erdoğan'ı kandırıyorlar. Bunların hiçbiri gerçek değil yani. Türkiye 2013 yılında yakaladığı o 12.500 dolar zirvesini satın alma gücü olarak bir 5 yılda falan ancak yakalayabilir. İşte gezi olmasaydı. Evet, gezi olmasaydı. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi yani bir yıl kuru iyice baskılayıp nominal gelir yani enflasyon artı reel bilmeyi pompalayarak 15 bin dolara da çıkarsın. Ertesi sene 9 bin dolara düşersin. Şimdi ekonomide esasında en azından gösterge bazı göstergelerde biraz da stabil bir dönem yaşadık son birkaç ayda. İşte dışarıdan kaynak gelmiş. Hep onları konuştuk. Sizce yarıncı bağın geçici bağın sona geldik mi? Ya bir iki ay daha sürer herhalde. Şimdi Hava da... da güzel değil mi şanslı? Efendim, Hava, Hava i̇şte, da. Da işte hakikaten bence bir siyasetçinin en büyük varlığı şansı abi yani. Hiç karizma falan diyorlar. stratejik stratejik yok. Şanslı olacaksın yani. Ee, Sayın Erdoğan da çok şanslı yani. Türkiye'de seçmen ağırlığını yaşadığı batıda bugün dışarıda ısı 11, yarın 18 derece olacakmış. Doğalgaz faturası faciası henüz tam inşallah da hissedilmez. Benim kimsenin ekmeğiyle karşı bir söz söylemeye hakkım yok. Şimdi bir kere bir CDS gelimin önemli bir bölümü gelişmekte olan ülkeler Ekim'den itibaren yeniden para girmesinden kaynaklandı. İkincisi de yani sonuçta karşıdaki adam Türkiye'yi falan düşünmüyor. Ne kadar para kazanacağını düşünüyor. Adam şöyle bir hesap yaptı. Ulan ne zaman Eurobond ihraç etse Katar giriyor, malı kapatıyor ya da yarısını alıyor. Ya ben de gireyim. Dolayısıyla sigorta ya da daha az para öderim. Çünkü nasıl olsa Katar alıcı hep yani. Bu sebeplerden dolayı bir düşüş yaşandı. Şimdi son zamanlarda var. Ama elden geldiği kadar tarafsız olmaya çalışıyorum. Seyretmek lazım hastanın durumunu. Yani ateş 37.8'den 38.5'a çıktı. Öldürücü bir şeydi. Geçici de olabilir. Bir virüs atlatmıştır falan. Biraz böyle devam ederse sıkıntı olur. Devam edebilir, eder mi? Edebilir. Şöyle bir durum var. Yani piyasadan bu kadar döviz toplayan, dışarıdan bu kadar yardım alan bir ülkenin ve cari açığı da hesaplıyoruz. Merkez Bankası rağmenin daha yüksek olması gerek. Bir yerde bir kayıp kaçak var. Bir de dışarıdan bilim ak akılamazlar içinde. Galiba Kasım'da 1 milyar dolara yakın e, net eğer yani kaynağı bilinmeyen parayı. Buna rağmen bir döviz kıtlığı var. Piyasada bir sıkıntı var. Bunu sebebini biz çözemiyoruz. Yani bir verilere bakarak bunun şeyini bulamıyoruz. Bir yerlerde bir hile yapılıyor. E, paralar mı gelmedi acaba? E, paralar gelmedi. Paralar fiktif olabilir. Yani bu işte swaplar Türkiye'de hiçbir zaman anlaşılmayan bir konu. Şimdi işte Katar 10 milyar dolar swap yaptı. O sizin Merkez Bankası rezervlerinizi yükseltir. Ama onun kullanım değeri yoktur. Kullanım değeri sıfırdır. O tip bir takım şeyler gelmiş olabilir. Rusya ile doğa gaz anlaşmasının bittiği, kapsamının miktarının bittiği söyleniyor. Emin değilim. Olabilir. Ben şüphelerimi arz edebilir miyim? Bunlar konusunda hiç hiçbir hiçbir kanıt Abi gayet kardeşsiniz. Efendim? Abi gayet yani bir Evet yani kaf, midemdeki hissi söylüyorum. Bir, AKP'nin kankaları çok yüksek miktarlarda döviz kaçıyorlar yurt dışına çünkü onlar oyunun sonunu gördüler. Ee, i̇kincisi e, Türkiye'de e, yaz aylarındaki yani şu ana kadar rezerv birikiminde bence Rusların ve Ukraynalıların konut alımı çok büyük bir şey yapıyordu. Res yani şimdi Türkiye'de konut alıp satan herkes biliyor. Hani adam 250 bin dolar ev aldım diye tapuya gidiyorsa o 500-600 bin dolardır. Bence o şey çıkmaya var, tortu çıkmaya başladı rakamlardan. Ve en önemlisi ama dediğim gibi bak bunların hepsi spekülatif. Ben çok açığım izleyicilerimizle. Bizde net hata en önemli belirleyicisi yurt dışında meşru yollarla parottan iş insanlarının şirketlerine ihtiyacı olduğunda bunu kredi olarak Türkiye'ye göndermesi. Ama bunun tersi de oluyor. Şirketini kurtaramayacağını anladığında ya da şirketin para kazanmaz dediğinde o sefer şirket kaynaklarını yurt dışına transfer ediyorsun. Bence bu üç olasılıktan biri üzerindeyiz. İnşallah yanılırım. Böyle olursa korkutucu. Ama şunu çok iyi biliyorum. Ee, eğer Sayın Şahap Kavcıoğlu TL mevduat faizin 50'ye kadar falan yükselmesine müsaade etmezse o boşalan KKM'yi borsa ile konutla falan zor tutarlar. O dolara kaçar. Bence çok kritik bir hata yaptılar Semih. Merkez Bankası tarihi yani böyle maçı bitir hani kaleci elinden kaçırıyor top ya da penaltı kaç. Öyle bir hata yaptı. Bu 50 bin doların üzerine yurt dışı transferlere getirilen kısıtlamaları bankada par büyük parası olan anladı. Yani o Sarı, sarı, ışığı gördü. Bunun bir arkasından e, işte Arjantin, Rusya, e, Kıbrıs Rum kesimi benzeri bütün paralarıma, paralarım üzerinde kullanım hakkımı donduracaklar dedi ve hafiften bir tüyaj yaşamaya başladı. <laughs> çok teşekkür ederiz. Onunla da konuşuruz. Seçim yaklaştıkça zaten çok dediğiniz gibi çok değişik, çok farklı bir dönem yaşayacağız tüm senaryo konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Kendi bilgi de Allah razı olsun. Sağ olsun bize. <laughs> Bu zor günlerde bir... <laughs> Bu zor günlerde ben ve kedilerime verdikleri daha dolaylı ve zımni maddi destekten dolayı. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere.